Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Kurulu, fındık üretimi ve ihracatının geleceğini değerlendirmek üzere Giresun'da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin dünya fındık üreticileri arasındaki lider konumu, sektördeki mevcut durum, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve küresel pazarda daha etkin bir pozisyon elde etme stratejileri ele alındı. Etkinliğe Tim Başkanı Mustafa Gültepe ve Tim Tarım Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu'nun yanı sıra Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Sabır da katıldı. Program birlik başkanlarının katılımıyla Giresun'da düzenlendi. Etkinliğin bir parçası olarak fındık bahçesinde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Fındığın merkezindesiniz. Teşekkür ederiz. Bugün neler gözlemlediniz başkanım? Siz dinleyelim. Vallahi bugün bütün birlik başkanlarımıza ve Tarım Sektör Konseyi ile beraber buraya geldik İstanbul'dan. Özellikle biz seçildikten sonra yönetim kurulu her sektöre gidip sahada orada yapılan çalışmaları görmek istiyoruz. Madenle başladık, daha sonra Bubat sektörü, şimdi de fındık sektörüyle beraber Giresun'da işte fındığın başkenti diyelim, evet. En fazla üretim yapıldığı yerlerimizden bir tanesi, bütün Karadeniz o kapsamda güzel bir ürünü sürüyor. Sağ biraz hasat yaptık, burada sebetlerimizi doldurduk. İnşallah bu sene de güzel bir rekorte bekliyormuş. 750 ton, 700 bin, 750 ton, 1000 ton arasında. Fındık Karadeniz için önemli bir gelir kaynağı. Türkiye için önemli bir mahsul. Dünyanın %70 fındığını Türkiye üretiyor. Bu kapsamda hem tek olmak hem de bu bölgede bir insan olarak olmak bize gurur veriyor kapsamda. Başkanım, ihracatçıların her sektörde olduğu gibi finansman sorunu var. Fındık sektöründe de 2 milyar 3 milyar dolar döviz getiren bir ihracatçımız var. Hala sezon öncesi bunların çözülmediğini bu konuda sizin çalışmalarınız vardır. Var. Tabii evet. 2022 yılında 350 bin tona yakın bir ihracat yapılmış. 1 milyar 750 milyon gibi bir gelir elde edilmiş. Zaten birliklerimize haber, gerekirse Doğu Karadeniz İhracatçı Birliği, gerek Karadeniz İhracatçı Birlikleri ile beraber o çalışmalarda yapılıyoruz. Hükümet kurulduktan sonra oradaki rakamlar, özellikle Merkez Bankası, Exim tarafından kullanılan krediler de daha fazla bir artış var. 5 katına çıktı. Şu anda günlük 1,5 milyar TL'ye yakın kullanım var. Sürekli istişare halindeyiz. Hazine ve Maliye Bakanımızla ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanımızla beraber sahada gelen sıkıntılar aktarıp bütçelerin el verdiği sürece önümüzdeki dönemlere daha fazla açılarak devam edeceğini, özellikle üretici ve ihracatçıları destekleyeceğini duyduk. Ama tabii biraz da ekonominin yapıtan düzelmesi gerekiyor düşünüyorum. Önümüz o kapsamda biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ardından Karadeniz Fındık Mamulleri ve Yönetim Kurulu üyesi Bülent Yavuz'a ait olan Yavuz Gıda'nın fındık entegre firmasının tesis ziyareti gerçekleşti. Burası ham madde girişi bizim. Ham madde buradan geliyor. Burada laboratuvarımız var. Gelen manları kabul ediyoruz. Yani. İçeride şey var, fırınlar var, bacalar var. Yani onun için yani kısaltacak yapamıyorsunuz. Burası da işlenmiş fabrikası. Yani bizde natural seçme var diğer fabrika, burası işlenmiş fabrikası. Yağ oranı yüksektir, kavrulmuşa yani iç piyasada yediğiniz o kuru yemişlerin hepsi Giresun fındığıdır. Ama Giresun fındığı çikolata içinde tercih edilmez. Buradan sevgili diyor. Buradan bunu hale getirip de gönderiyorlar. Bu ziyaretlerin ardından toplantıya geçildi ve fındık üretimi ile ihracatı detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Tim Başkanı Mustafa Gültepe, Tim Tarım Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz ve Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Sabır sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Toplantı kapsamında Türkiye'nin dünya fındık pazarındaki konumu, geleceği, sektörün karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için önerilen stratejiler detaylı bir şekilde tartışıldı. Karadeniz İhracatçı Birliği fındık sektörü için Giresun'a geldik. Zaten beraberce sahadaydık. Hasat yaptık, topladık. Bahçeye geldik. Özellikle bu dönemde sektörlerle ilgili yakın işbirliği içerisinde çalışmalarla hem sahada olup bitenleri hem de buradaki birliklerin sektör bazdaki sorunlarını tartışıp konuşmak, istişarede bulunmak için bölgedeyiz. Bundan sonra bu tarz çalışmalarımız tim olarak devam edecek. Diğer bölgelerle ilgili, diğer birliklerimizle beraber, farklı sektörlerle beraber. Çünkü bu işin için yapıyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde ortaya 2028'de kurulan
400 milyar mal ihracatı, 200 milyar da hizmet ihracatı için stratejileri çalışmak noktasındaki hem arkadaşlara hem de buradaki birliklere sahada olan sorunları, problemleri dinlemek, görmek, etmek için buralardayız. Özellikle 2 hafta, 3 hafta önce bakanla, Çevre Bakanımızla yaptığımız toplantılarda hem ihracat desteklerini tekrar değerlendirmek hem de Türk Quality ile olan çalışmaları yeni dönemdeki revize için, yeni dönemin tekrar evrilmesi için yani 2028'deki 400 milyarı yakalayabilmek için neleri yapmamız gerektiğini beraberce konuştuk, tartıştık. Özellikle sektörleri dinliyoruz. Kullanan firmaların düşüncelerini, fikirlerini geliyorlar, anlatıyorlar. Söylüyorlar. O kapsamda yeniden yapılandırma noktasında büyük bir çalışma içerisindeyiz. Son iki ayda hükümet kurulduktan sonra orta vadeli programda biz de tim olarak çok büyük destek, katkı, fikir, düşüncelerimizi hem Dışişleri Bakanlığımıza hem de Hazine Bakanlığımıza hem de Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda 4-5 tane toplantıya katıldık. Umuyorum ki en kısa zamanda orta vadeli program açıklandıktan sonra hepimiz daha net ve berrak bir şekilde önümüzü görürüz. Şimdi biz de tim olarak özellikle sürdürülebilirlik eylem planlarını 2023'ün sonuna kadar birliklerimizden beklediğimiz gibi 400 milyarı yakalayabilmek için sektörlerin kendi işlerinde ne yapmaları gerektiğini yani her yıl ihracatların %10 oranında artırmaları için yapacakları eylem planlarını bizim de Eylül 15 en son Eylül sonuna kadar 2 ay içinde değil mi? 2 ay içerisinde bizlere ulaştırıp TİM'e biz de onu Ticaret Bakanlıklarımızla beraber tabii bu çalışma esnasında eğer TİM'den de istedikleri bütün desteği de vermek koşuluyla beraber 2028'de 400 milyar yapılacak da nasıl yapılacak? Ne şekilde yapılacak? Hangi yol haritası üzerinde çalışılacak? Onlar hepsini istememiz lazım. Yani kendi içimizde yapmamız gerekiyor firmaların. Devletten de bekliyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Neleri değiştirmemiz gerekiyor? Son bir ay içerisinde bu çalışma içerisindeyiz. İnşallah onları da önümüzdeki dönemde 2 ay içerisinde bildikten sonra, bulduktan sonra inşallah çok hızlı bir şekilde konjonktürel ekonomik koşullar da bizim lehimize döndükten sonra yakalamayacağız diye bir şey yok. Bence çok kolay bir şekilde yakalanabileceğini düşünüyorum. Bugün fındıkla ilgili zaten arkadaşlara şey verdik, bilgiyi verdik. Bir de özetleyelim, başkanlar da kısa bir şekilde özetler. Dünyada birinci olan, o birinci olduğumuz bir sektör. İhracat dünyanın üretimine %70 yapıldığı bir sektör. Lider olan bir sektör. 2022 rakam 350 bin tona yakın bir ihracat yapılmış. 1 milyar 750 milyon dolar gibi bir rakam ulaşılmış. Bu sene de bahçede herhalde bölgesel farklılık göstermesine rağmen yine de kontrolü 700 bin tonla 750 bin ton arasında değil mi başkanım? Hocam da bekliyor değil mi? Evet. Hocam da bir şey bekliyor. İnşallah yani şekilde tarım sektörünü ortaya koyacak oldu. Tarım sektörü biliyorsunuz ayrı bir özelliği var. Nedir başkanım? Evet, ne diyor açıkçası? Bir sektör, yani tarım bir sektör. O yüzden toprağı ekerek, yetiştirerek ürünleri önce Türk insanlığı ihtiyacının karşılayarak, karşıladıktan sonra ihracat rakamlarını açarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim amacımız ihracatçının problemlerini ortaya koymak ve Türkiye'nin cari fazlası veren sektörler olan tarım sektörlerindeki problemleri tarladan ihracata kadar olan ayağında kuvvetlendirmek, farkındalık yaratmak. Mustafa Başkan'ın çok güzel şeyler söyledi, üzerine söyleyecek çok fazla sözümüz yok ama şunun tekrar altını çizmek, vurgulamak istiyorum ki bizim önceliğimiz kendi insanımızı en iyi şekilde duyurup daha sonra da cari fazla veren bu sektörlerimizi dünya pazarında katma değerli daha fazla ürün yaratarak ülkemize net döviz girdisi getirmek. Hububatı yaptık. Madenle başladık, o da tarım sektörüne dahil oldu. Hububatı yaptık, bugün fındıktayız ve ilerlemeye devam edeceğiz. Sizi aramızda görmek bizim için çok değerli. Çünkü nasıl fındığın
topraktan yani ağaçtan alınıp bizim soframıza fındık olarak veya işte çikolata olarak geldiğini sizlerle paylaşmak, emeği göstermek çok değerli. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin dünya çapındaki üretimi aslında son yıllarda artıyor. Son 3 yılın rekoltesi rekor miktarda geliyor. O bakımdan görüyoruz ki aslında bahçelerdeki bakımların artışı var. Dünya çapında üretimimiz artıyor ama tek başına bizim arttığımızda kalmıyor. Başka ülkelerin üretimleri Türkiye'nin üretiminden daha hızlı artıyor. O sebeptedir ki ihracatımızın yerinde sayılı dönemlerde maalesef elimizde biriken bir stok fazlasıyla kalıyoruz. Bizim Mustafa Başkan'ın dediği hedeflere ulaşmak için aslında reçetemiz elimizde. Eylül ayını beklemeyiz. Yarına verebiliriz. Çok basit. Çünkü sırf mesela bir senedeki kaybımız 50 bin ton kapışlı olarak 100 bin tona denk geliyor. Ülkemizin rekabet avantajını kaybetmeden bu işi yürütmemiz gerekiyor. Başka ülkeleri Türkiye'deki fındık fiyatına bakarak cesaretlendirip dikim sahaları açmasını engellememiz gerekiyor. Onlar arttırdıkça biz burada istediğimiz kadar çaba sarf edelim. Çünkü sonuçta onlarda mekanik olarak yapılan tarım çok daha kolay. Bizim bahçelerimiz eski. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde işte bugün gördüğünüz sap yamaçlarda yapılan üreticiyle başka yerde endüstriyel manada üretim yapan üretici arasında bir fark var. Fakat burada avantajlarımız da var. Birincisi ürünümüzün dünya çapındaki kalitesi, ikincisi yerleşik olan endüstriyel standartları çok yüksek, işleme fabrikalarının burada olması, lojistik olarak Türk fındığının Avrupa piyasalarına yakın olması, ileriye dönük bizim bu işte pazarlamayı çok daha hızlı yapabilmemizi sağlar. Ancak dediğimiz gibi mevcutta yürütülen tarım politikasıyla beraber özellikle dolara endekslenmiş bir müdahil alım fiyatının ortada olması diğer ülkelerde iştahı arttırıyor. Bizim buradaki reçetemiz basit. Ülkemizde fındık fiyatını serbestleştirip doğrudan gelir desteğini eski mertebelerine getirip köylümüzü ayakta tutmamız gerekiyor. Yoksa köylümüz üretecek ürünü yani üretmediği takdirde zaten bu işi başaramayız. Orada da verim artışına yönelik teşviklerin arttırılmasını istiyoruz. Çünkü aynı sahada yan taraftaki bahçede 50 kilogram, 80 kilogram dönüm başına verim alan kişi varken diğer tarafta iyi tarım yapan 200 kilogram alabiliyorsa o zaman bu 80 kilolu da 200 kilograma getirecek teşvikler ortaya koymamız gerekiyor. Bir diğer önemli konu da tabii ki verimli arazilerde tarım yapanların özellikle kolay hasat yapanların maliyetleri çok daha düşük. Biz şu anda bunları kilo başına 15 ila 20 lira arasında hesap ediyoruz. Burada da öyle bir teşvik mekanizması olması lazım ki burada özellikle fazla eğimli araziler, değişik bölgelerdeki köylülerin kendisinin yapmış olduğu tarım daha pahalı olduğundan onların destekleri çeşitlendirilmesi gerekiyor. Ve verimi arttırıcı desteklerle beraber bahçe birleştirmeye yönelik de desteklerin arttırılmasını istiyoruz. Eğer biz bahçeleri bu şekilde bırakırsak ufak bahçelerde bu verim artışı olamayacağından günün birinde şöyle olacak. Ufaklar bu işi terk etmeye başlayacaklar. O bahçeler verimsiz artık bir para kazanmaya başlayacak. Ama biz üretimden gelen gücü kaybettiğimiz vakit sonrasında radikal tedbir alsak da bu iş geri dönmez. Dolayısıyla şu anda ana hedefimizin ürünümüzü satacak miktarda olduğu halde satamıyorsak demek ki fiyat mekanizmasında problem yaşıyoruz. Her sene 100 bin ton fındık kenara biriktiremeyiz. Onlar karşı ülkelerin depolarında kalıp biz buradakileri bitirdiğimiz vakit doğru politikaya ulaşmış olacağız. Tekrardan hepinizin hoş geldiniz diyor. Ayağınıza sağlık. İnşallah ileriki senelerde bu problemler çözülmüş olarak devam edeceğiz.